bazı ülkeler fiziksel eğitime, yüz yüze eğitime devam etme konusunda ısrarcı oldular. Yani böyle farklı yaklaşımlar var. Tıpkı pandemiyle mücadelede farklı yaklaşımlar olduğu gibi. O ülkelerdeki tablo nasıl? Yani eğitim çıktısı bakımından, sonuçları bakımından değerlendirdiğinizde bir eğitimci gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz birebir farklı ülkelerin eğitim bakanlarıyla görüşüyoruz. O ülkelerin eğitim bakanlarıyla topluca da görüşüyoruz. Benim gördüğüm şey şu. Hekimlerin, e, sağlık bilim kurullarının bakış açısı değişiyor. Yani bazı ülkelerde çocuklarla ilgili risk yoktur, maske takmaları da gerekmiyor denildi ve okula böyle devam ettiler. Ve bizim okullarımız kapalıyken o ülkeler hep okulları açık tuttular. Bizim öğrenme kayıpları konusunda bu kadar kaygılı olmamızın nedeni bu. Yani bizim okullarımız daha çok kapalı kaldı. Ben de o kaygıdan ötürü bu soruyu sordum. Yani acaba telafi edemeyeceğimiz bir zaman dilimini de e, e, harcıyor muyuz? Telafi ederiz. Yani şöyle deriz. Eder miyiz? Kesinlikle deriz. Yani e, örneğin bu sınav konusunda bize binlerce hani başvuru geldi. Herkese yüz verin. Şimdi bu bizim açımızdan adil değil. Yani... O kadar emek harcayan çocuklarımız varken, o kadar emek harcayan velilerimiz, anneler varken bizim bu şekilde herkes yüz almıştır, bitmiştir dememiz çok doğru değildi. Ve bu kesinlikle büyük bir gevşemeye yol açacaktı ve öğrenme kayıplarının artmasına neden olacaktı. O yüzden de e, ne karar alırsak alalım, mesela biz herkese yüz verseydik bu sefer başka türlü eleştiri olacaktı. Şimdi böyle yaptığımızda bunun daha bilimsel ve pedagojik olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu da bir toplumsal e, çerçeve içerisinde ele alıyoruz. Hem de bilim kurulumuzun, e, çeşitli üniversitelerden e, bizimle beraber çalışan bilim kurulumuzun, e, görüşleri çerçevesinde bilimsel olarak alıyoruz. Bu milli eğitim bakanlığı ile ilişkili bilim kurulu değil evet. mi? O Türkiye'deki Tabii genel kararların alındığı kurulla karıştırılmaz. Bu eğitim bilim kurulu. Evet. Eğitim Peki, bilim kurulu. Bakar, şimdi telafi ederiz dediniz. Telafi ederiz deyince e, altında çocuklar da merak ediyordur, veliler de öğrenciler de. Yani. Acaba telafi ederiz de kastınız? Salgın bitince daha fazla ders mi görecekler, yazın bir telafi süreci yine öngörüyor <laughs> musunuz bu anlamda? Şimdi Eğitim e, gerçekten kolay bir iş değil. Yani biz eğer iyi bir eğitime talipsek, uluslararası standartlarda çocuklarımızın dimdik ayakta durup başka ülkelerin çocuklarıyla yarışmasını arzu ediyorsak, bizim kolaya kaçmamız çok doğru değil. Kolaya kaçtıkça zorlanırız. Bu yüzden bir orta yol bulmaya çalışıyoruz. Yani salgının koşullarının da farkındayız. Olağan bir dönemde değiliz. O yüzden olağanüstü bir takım kararlar alıyoruz. Ve bazen ihtiyaç oluyor. Bilim kurulunun bir önerisi getiriliyor. Mecburen gözden geçiriyoruz. Ve bu artık Milliyetin Bakanlığı'nın kendine özgü olarak alacağı bir karar süreci olmaktan çıktı. Bu karar Sağlık Bakanlığı ile konuşulmadan alınamıyor. Bu karar bilim kuruluyla konuşulmadan alınamıyor. Bu karar kabinede diğer bakanlıklarla bir tartışma yapılmadan alınamıyor. Yoksa bizim bütün sınav kararlarımızı da, bütün efendim akademik kararlarımızı da Milli Eğitim Bakanlığı sessiz sedasız bir rutin içinde yapıyordu. Hiç kimsenin haberi yoktu. Ama şimdi mecburuz bunu paylaşmaya, mecburuz bunu tartışmaya, istişare etmeye. Yazın olur mu? Yazında olur. Ama bu topluca tüm sınıfların tüm yaz boyunca eğitim öğretimde bulunacakları anlamına gelmiyor. Nerede ne kaybımız var? Hangi sınıflarda neye ihtiyacımız var? Bunları belirleyip ki belirledik. Bakın buraya arkadaşlar getirmemişler. Yaklaşık bin sayfalık bir dergimiz yayınlandı. Bu Türkiye'de salgın ve eğitim temalı bir şey, kitap, dergi. Kim hazırladı bunu? Milli Eğitim Bakanlığı'nın dergisi. Özel sayı çıkardık ve bu özel sayıda e, yüzlerce araştırma yapıldı ve biz bu araştırmaların bir kısmını da destekledik. İstiyoruz ki sahadan veri gelsin. İstiyoruz ki veriye dayalı olarak karar alalım. İstiyoruz ki tabloyu güzel okuyalım. Online ortamda var mı? Vatandaşlar buna erişip okuyabilir tabii, mi? Tabi tabii okuyabilirler mi? tabii. Milli Eğitim Bakanlığı tabii. Milli Eğitim dergisi olarak online görebilirler. E, elbette somut olarak basılısı da var. E, bu bunu şunun için önemsiyorum. Ee, kararlarınızı neye göre alıyorsunuz? Tabii ki veriye dayalı olarak alıyoruz. Bu yüzden de bu tür araştırmaları önemsiyoruz. Bilim insanlarının Türkiye'nin her yerinde salgın ve eğitim muhtevasında e, araştırmalar yaptığını ve bir davet çıkardık. Dedik ki bu konulardaki araştırmalarınızı bekliyoruz ve yeni araştırmaları destekliyoruz. Ondan sonra bizim istemediğimiz kadar yani çok çok fazla araştırma geldi ve biz seçerek bu kitabı oluşturduk dergiyi. Peki. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak uzaktan eğitimde e, hedeflediğiniz noktaya ulaşabildiniz mi ya da daha var mı hedefler için? Şimdi ya benim hani ziya öğretmen olarak bir mükemmeliyetçi tarafım var. Ya ben hiçbir zaman tatmin olmam. Daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi. Şimdi her her ülkenin EBA gibi eğitim portalı var. Her ülkenin var. Aşağı yukarı büyük ülkelerin özellikle var. Bizim Eban'ın dünyada birinci olmasını ben yeterli bulmuyorum. Yani niye yeterli bulmuyorum? Hani Mars'tan birinci olacağız o ayrı bir konu ama bizim 3 milyon canlı dersi 4 milyona, 5 milyona çıkarmamız lazım. Bizim tüm halkımıza yönelik olarak salgın bittikten sonra da kullanabilecek bir eğitim platformuna ihtiyaç var. Yani kalıcı var. bir modele dönüştürebilir miyiz? Beğen, mi izle, anladım. beğen, izle ve sertifikanı al. Sertifikalarını biriktir, akreditasyona başvur. Bu akreditasyonunu tamamla, diplomalara dönüştür. Gibi mesleki eğitim ve Türkiye'nin beceri ihtiyacının, beceri açığının e, da gözetilerek ...böyle bir eğitim platformunun oluşturulması çalışmasındayız şu Şimdi anda. Aslında yavaştan birazcık ipucu verdiğiniz gibi evet. bu sistem kalıcılığa doğru da gidiyor mu Sayın Bakan? Tabii bu sistem salgın başlamadan önce bizim bazı hazırlıklarımız vardı. Yani EBA'nın yapay zeka destekli olması gibi, EBA'nın derinleştirilmesi ve genişletilmesiyle ilgili bir çalışmamız vardı ve... Öğretmen eğitiminde yeni bir modelleme yapıp uzaktan eğitimle öğretmen eğitiminin katlanması noktasında bir çalışmamız vardı. Eğitim vizyonu 2023 dokümanımızda bunu yani bu dijital eğitim meselesini bir hedef olarak koymuştuk zaten. Ne zaman koyduk? 2018'de koyduk. Ve o hedefin şu anda gerçekleştirilmesiyle e, meşgulüz. Bizim mevcut durumda. E, erişemediğimiz çocuklarla ilgili ki hiç kimse söylemeden bunu biz söyledik dedik ki bizim erişemediğimiz çocuklar var. Ne kadar bunlar aşağı yukarı? Bunlar o zaman için söylüyorum buçuk milyon civarındaydı. Hani toplamda 2 milyonu da geçkindi. Ancak özellikle bunların 1 milyonu çok kritik. Yani erişimde çok zorluk yaşadığımız. Diğerlerine bir şekilde erişebiliyoruz. Ama 1 milyonuna erişmekte gerçekten zorlanıyoruz şu anda bu mezralarda, köylerde vesaire yani fiber altyapının olmadığı, teknik internet altyapısının, şartlardan. teknik altyapının olmadığı ve bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak erişemediğimiz yerler. O yüzden de okullar açıldığında köy okullarını 5 gün açtık. Yani bütün okullar 2 gün açıkken köy okullarını 5 gün açtık. Şu anda da erişilemeyen sayı bu 1 milyon civarında Şimdi mı? Şimdi burada edilmeli. bu 1 milyon civarındaki sayıyı şöyle düşürüyoruz. 150 bin kadar hatta onu geçti 150 bini çoktan geçti. Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, dernekler, vakıflar vesaire bağışta bulundular. Tablet bilgisayar bağışında. Kim bulundu mesela? Gaziantep Belediyesi 60 bin tane. Türkiye Odalar Borsalar Birliği 30 bin tane. E, ...tasarruf mevduat sigort, sigorta fonu 20 bin tane bağışta bulundular. Bu 150-200 bin civarında böyle bir bağış var. 200 bini de geçti diye tahmin ediyorum net sayı yok. Hedefimiz elinde. yaklaşık 1 milyon mu? Hedefimiz olmasın? 1 milyon. Ve Biz bunun da 500 binini ki evet. geçen hafta itibariyle 359 e, bine ulaştık. Ocak sonunda, bu ayın sonunda... 500 binin tamamı bitmiş olacak. Sayın Bakan, şimdi bu konu açılmışken bunu çok önemsiyorum. Çünkü benim de gözlemlediğim çevrede ekonomik durumu elverişli olmayan birçok insan, çocukları bu tabletlere erişmek gibi bir şey içindeler. İstek ve beklenti içindeler. Burada CNN Türk ekranlarından Hı. bir çağrı yapar mısınız? İlgili kurumlar, bu konuda imkanı olan kuruluşlar. Şunu bir, bir an evvel 1 milyona tamamlayalım da bu çocukların mağduriyetlerini ortadan evet. kaldıralım diye. Böyle bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi zaten emin olun o kadar duyarlı bir toplum var ki yani hayırseverler ve diğer işte sivil toplum kuruluşları vesaire her gün 2000, 1500, 1000, 500, 5000 vesaire gibi rakamlarla bu bağışları bize iletiyorlar iller seviyesinde. Ama bunun daha da artması lazım. Buna biz 500 bini Ocak sonunda tamamlayacağız. Bu net. Peki niye bu kadar uzadı? E çünkü tedarik sürecinde bir takım sorunlar var ve bütün dünyada bir tablet bilgisayar, bilgisayar alımı dönemi, şu dönem. Ve e, mesela Çin'de önümüzdeki günlerde bir tatil var iki haftalık. Bu tatil bile bizim tedarik sürecimizi bir şekilde etkiliyor. Yerli imkanlarla bunları üretmek acaba Türkiye'de böyle bir kapasite var gibi görüyorum, değerlendiriyorum ama ne dersin? Şimdi... Tabii bunların hepsiyle tek tek görüşüldü. Çünkü ventilatör üretiminde mesela ventilasyon sağlayan cihazların üretiminde bir önemli yol alındı. Hızlı yol alındı. Acaba benzer bir şey tablette olabilir mi? Biz meslekselerinde de bu tür solunum cihazları, dijital solunum cihazlarını geçen sene yapmıştık. Tabletle ilgili de bizim Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla, ...bunu temin edebilecek tüm firmalarla görüşmeler yapıldı. Yerli üretim kapasitesi tamamıyla kullanıldı. Ve ithal noktasında da tedarik süreci başlatıldı. Ve geldikçe de biz Ocak sonunda bu 500 bini tamamlayacağız. Ödevimiz bitecek mi? Hayır bitmeyecek. Daha sonrasında neler yapacağız? Bizim elimizde bir somut listemiz var. Yani Aile ve Çalışma Bakanlığı'ndan aldığımız hane geliriyle ilgili bir liste var. Kardeş sayısı, öğrencilerin başarı durumu vesaire gibi bazı ölçütler var. Bu ölçütlere göre de hangi öğrencilerin olduğu listelenmiş isim isim. Biz bu isimlerin hepsini illere sevk etmiş bulunuyoruz. Tek tek Ve haneye gireceksiniz. Tabii tabii. Aslında. Tek tek isim isim e, bunların dağıtımı yapılıyor şu anda. Evet. Ee, şimdi tabii kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir ara ver evet, gitmeden önce. Bir çağrıda ben şu internet yatırımı konusunda hakançelik vatandaş Hakan Çelik olarak yapmak istiyorum. Biz bir dönem iyi bir hızlı bir internet altyapısına sahip olduk ama bugün bu altyapımızı daha iyileştirmemiz lazım. Bütün Türkiye'de çok acil fiber internet altyapımızı hızlandırmamız lazım. Çünkü yani teknolojiye ne kadar ihtiyacımız olduğunu böyle zamanlarda görüyoruz. Bunu mobil operatörler, Türk Telekom ve diğer ilgili kuruluşlar hızlandırırlarsa, değil mi Sayın Bakan? Türkiye evet, için çok Cumhurbaşkanımızın iyi. da bu konuda talimatı var. Çok evet. iyi.